Ekranların Bilirkişi programı Bu Benim İşim'de yeni bölümle karşınızdayız. Ben Ercan Özdemir. Kamerada Emre Partal'la birlikte yine yeniden Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeyiz. Ordu Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın'ın geçen haftaki bölümde bize söylediği bir söz vardı. Herkesi buraya bekliyoruz demişti. Buna ilk uyan biz olduk. Biz tabii buranın ne gibi hizmetler verdiğini ekranlara getirmek için tekrar geldik. Bir önceki hafta KETEM'i çekmiştik. Burada verilen hizmetleri, kanserde özellikle erken teşhisin önemini vurgulamıştı hocalarımız. Şimdi ise bu bölümde sigarayı bırakmak için verilen hizmetler var. Diyetisyenlerimiz var, psikologlarımız var. Ne gibi hizmetler veriliyor? Bunları az sonra hepsini bulmuş olacaksınız ve ben sizleri de hocalarımı da daha fazla bekletmek de istemiyorum. Şu anda bir spor salonunda gibiyiz adeta ama hocam siz galiba spor salonu denmesine de karşısınız. Aynen öyle. Egzersiz salonu. Egzersiz salonu. Egzersiz salonunda. Evet hocam merhabalar. Kolay merhaba, gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Ben fizyoterapist Ömer Ulusoy. İki fizyoterapist olarak kurumumuzun fiziksel aktivite danışmanlığı biriminde hizmet vermekteyiz. Ne yaptığımızdan biraz bahsedeyim. Evet. Bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda bizim amacımız toplumun fiziksel aktivite düzeyini arttırmak. Topluma egzersiz alışkanlığı kazandırmak ve ileriki yaşlarda meydana gelebilecek uygunsuzlukları, sakatlıkları en aza indirmek. Siz de biliyorsunuzdur maalesef toplumumuzda yeterli bir egzersiz alışkanlığı yok. Genelde biz bir hastalık, sakatlık durumunda egzersize başvuruyoruz. Ama fiziksel aktivite dediğimiz şey günlük yaşantımızın içinde mevcut. Hepimiz yürüyoruz, merdiven çıkıyoruz, bahçe işleri yapıyoruz, ev işleri yapıyoruz. Bunların hepsi birer fiziksel aktivite örneği. Tabii bunu biraz daha anlamlı hale getirmemiz gerekiyor. Biraz daha bilinçli hale de getirmiş oluyorsunuz sizler burada. Ben çünkü kendime halı sahada maç yapmayı yasakladım. Çünkü geçtiğimiz aylarda halı sahada bir maç yaptım ki spor amaçlı yapıyorduk aslında. Şöyle bir ters düştüm. Kaburga bir çatladı. İki ay zor nefes aldım. Dedim ki bundan sonra ben artık düz koşular, efendim biraz bu şekilde bir yaşam ben de istiyorum ama hocam biraz da zorlanıyoruz. Hem de teşvik etmek amacıyla da biraz da ziyaret edelim istedik hocam. Bilinçli yapıyor muyuz peki sporumuz hocam? Şöyle söyleyeyim, halı sahadan girdik oradan devam edeyim. Şimdi yaşadığınız şeyi bir kaza olarak nitelendirebiliriz. Hani bu belki çok önlenebilir bir şey değildi ama. Mesela halı sahada yapılan yaygın yanlışlardan bir tanesi hemen kapıyı açıyoruz koşmaya başlıyoruz. Bu yanlış. Isınmadan. Aynen. Muhakkak öncesinde bir hazırlık dönemi olması gerekiyor. Bu bizim sadece halı saha değil, herhangi bir yaptığımız iş için bile gerekli olan bir şey. Çünkü kaslarımız rutinde alışmış olduğu bir durum var ve farklı bir duruma geçecek. Bu geçiş aşamasını birden yapmamamız gerekiyor. İşte bunlar da hep onlardan bahsediyoruz biz burada. Dediğim gibi fiziksel aktivite hep yapıyoruz ama daha anlamlı yapmamız lazım. Bir tekrarı olmalı, belli bir periyotta olmalı bunlar. Peki burada neyden başlıyor hocam? Önce hangisi yapılıyor? Ya direkt haltere girilmez. Tabii ki. Ağırlığa girilmez. Dediğim gibi bizim burası spor salonu değil, egzersiz salonu dedik ya. Önce şu kısmını söyleyeyim. Biz iki fizyoterapist çalışıyoruz. Öncelikle bir değerlendirme kısmımız oluyor. Burada diğer birimlerle ortaklaşa çalıştığımız, mesela diyetisyenimizde genelde danışanlarımız ortak. Obezite rehabilitasyonunda fazlaca çalışıyoruz. Önce bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Gerekli durumlarda aile hekimine ya da ikinci basamağı hasta yönlendirip sonradan bize gelmesini isteyebiliriz. Yani ben buraya geldim, salonu kullanacağım diye bir şeye giremiyoruz haliyle. Öncelikle bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Vatandaşımız burada egzersiz yapmak için uygun düzeyde midir? Bunu analiz etmemiz gerekiyor. Uygun durumda olanları buradaki egzersiz programlarımıza dahil edebiliyoruz. Şu şekilde devam ettiğimiz danışanlarımız da var. Salona gelmiyor. Kendisine bir egzersiz programı çıkardık. Bu programı evde uyguluyor vatandaşımız veya sahilde uyguluyor. Peki bunun takibini de yapıyor musunuz hocam? Tabii ki. Rutin görüşmek belli aralıklarla bu gelişmelerini... Ama bizim sıkıntı yaşadığımız nokta burası. Yani bunun amacı da o. İnşallah bu programda bunu biraz aşacağız. Vatandaşın buraya gelmesini istiyoruz. Buraya bekliyoruz diyorsunuz. Evet. Yani çünkü gerçekten burası sadece bizim birim için söylemiyorum. Gerçekten yüksek konforda hizmet alınan bir yer. Hocam burası da ücretsiz galiba. Tamamıyla ücretsiz. Herhangi bir hizmetler tamamen ücretsiz. Aynen öyle. Peki nasıl ücretsiz. Rağbet var mı hocam? Çok şükür şöyle söyleyeyim, Eylül ayı ile birlikte yoğunlaşmaya başladık. Yani egzersiz salonu için söyleyeyim, yoğunluğumuz var. Ama biz dediğim gibi iki fizyoterapistiz. Birimiz salondaysa diğerimiz poliklinik odamızda oluyor. Poliklinikte o yoğunluğu yaşayamıyoruz. Evet burası yoğun oluyor ama dediğim gibi biz şeyi de istiyoruz. Burası spor salonu denmesinin bir sebebi de şu. İnsanlar hani buraya geleyim spor yapayım mantığından ziyade burada egzersiz öğrensinler.
Vatandaşlarımız burada uygulayabilir tabii, devamında. Bir ay burada egzersiz yapsınlar bizimle beraber. Sonra bunu hayatlarında uygulasınlar. Biz sonra yeni bir ekip alalım. Bir ay onlarla çalışalım. Sonra yeni bir ekip alalım. Bunu henüz sağlayamadık tam. Evet, bir yoğunluğumuz var ama çok sürdürülebilir hale gelemedik. İnşallah geleceğiz. Yine de yoğunuz. Yani biraz daha somut görülebildiği için diğer birimlere göre bir yoğunluk olabilir ama henüz istediğimiz düzeyde değiliz. Fatih Başkanımızın dediği gibi. İnşallah daha iyi olacak ileride. Kurumumuzun genel sloganı şu: hastalığa değil sağlığa yatırım yapıyoruz. Biz fizyoterapistlerin sloganı da hayatınıza hareket katıyoruz. İnşallah başarılı olabiliriz. Kış mevsimi de geliyor. Soğuk havalar, insanlar kapalı ortama çekilecek. Evet. Artık sahilimiz çok elverişli ama çok da fazla inilmeyecek. Spordan, o hareketli yaşamdan biraz daha durağanlaşacağız. Var mı tavsiyeleriniz hocam? Tavsiyelerimiz çok. Yani egzersiz dedim ya, çok deniz derya bir alan. Evde bazen şimdi buraya danışanlar geliyor. Mesela gençler geldiğinde şunu düşünebiliyor. Ya burada ağırlık yok, halter yok. Belki vücut yapmak istiyor, kas yapmak istiyor. Vücut ağırlığımız bize yeter. Yeter ki çalışmak isteyelim, yeter ki nasıl yapacağımızı bilelim. Spor yapmak için, egzersiz yapmak için sahile çıkmak şart değil. Koşu bandı şart değil. Bisiklet şart değil. Evde küçük bir tabureyle üzerine çıkıp inerek de merdiven çıkıyormuş gibi yapabiliriz. Veya koridorumuzda nasıl yürüyeceğimizi bilirsek, yürüme bandında yürür gibi evimizde de yürüyebiliriz. Yeter ki nasıl yapacağımızı bilelim. Bizim amacımız bu zaten. Bunu toplumun her kesimine ulaştırabilmek. Hocam şimdi ben kilo olarak ideal biliyorum kendimi. Şimdi belki de yanlış biliyorum, şu sözü söyleyeceğim ama hani gerek yok diyorum ben, benim için gerek yok diyorum. İşte doğru mu diyorum hocam? Neye göre, hani, kime göre gerek yok gibi bir durum oluşuyor. Yani bu kadar fazla hareket, işte kilom yeterli demek yanlış mı olur hocam? Yani da, ya da bunu kilosu çok olanlara gelmesi, o da yanlış bir düşünce mi? Yani herkes mi? Şöyle özetleyeyim. Kilolu bir birey geliyor. Oradaki amacımız, öncelikli amacımız ne oluyor? Öncelikle bir tartıda kiloyu aşağı çekelim. Tartıda olmayabilir bu. Tartıda olmasa bile en azından yağ oranını aşağı çekmeye uğraşıyoruz. Ama sizden örnek vereyim. Spor yapıyor musunuz? Ya spor demeyeyim, egzersiz yapıyor musunuz? Haftada ne kadar egzersiz yapıyorsunuz? Hocam ben yürüyorum. O yürümeyi de kendime spor sayıyorum artık. Yürüme bir egzersizdir, evet. Ya şöyle söyleyeyim. Bizim genelde buradaki çalışmalarımız orta şiddette fiziksel aktiviteye giriyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sağlıklı bir birey, sağlıklı yaşlanmak için haftalık 150 dakika en az, 150 dakikalık bir orta şiddette fiziksel aktivite yapmalıdır diyor. Biz bunu yapmıyoruz açıkçası. Ben de yapmıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Oraya yaklaştım diyebilirim. Haftalık 150 dakikalık önerdiği sağlıklı birey için. Nedir orta şiddette fiziksel aktivite? Nabzımızın biraz yükselmesi lazım. Yani normal bizim sokaktaki, işte işimize giderken, bakkalımıza giderken ki yürümeden biraz daha farklı olması lazım. Yani iş için değil de egzersiz için olması lazım. Burada da şunu istiyoruz: nabzımız biraz yükselsin. Egzersiz yaptığımız belli olsun. Vücutta bir farkındalık oluşsun. Egzersiz yaptığımızda sadece bizim kolumuz, bacağımız çalışmıyor. Kalbimiz de ona göre çalışıyor, akciğerimiz de ona göre çalışıyor, dolaşımımız ona göre çalışıyor. Orta şiddette fiziksel aktivitede mesela kaynaklar bunu şöyle önerir: konuşabilirsiniz ama şarkı söyleyemezsiniz. Yani biraz tempolu yürürken şarkı söylemekte zorlanabiliriz mesela. Bu bir örnektir. Dans etmek, horon oynamak orta şiddetli bir fiziksel aktivitedir. Bahçe işleri yapmak fiziksel aktivitedir. Araba yıkamak fiziksel aktivitedir. Ama dediğim gibi bunları biraz daha işten sıyırıp anlamlı hale getirmemiz lazım. Bütün haline getirmemiz lazım. Dediğim gibi bizim amacımız ve verdiğimiz hizmet de bu zaten. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Çok da böyle kronik hastalığı olmadığını farzayalım. 60 yaşında, 50 yaşında, 70 yaşında hocam oluyor mu buraya gelen, ya da onlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Dediğim gibi hiçbir hastalığı olmadığını varsayalım. Yaşınız 42 yaşındasınız. Şu an bir şey hissetmiyorsunuz belki ama 50 yaşından sonra, 55 yaşından sonra vücudumuzda dengeler değişecek. Yetişkinliğe kadar yapım fazla, çok az bir yıkımla gidiyoruz. Orta yaş, orta ergenlik döneminde, erginlik dönemimiz dediğim yapım yıkım beraber gidiyor ama 50-55'ten sonra da artık yıkım artıp yapım azalmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim buna erkenden hazırlık yapmamız lazım. Hiçbir şey yapmıyorsak geriye gidiyoruz demektir. O yüzden her türlü, yani herkes için, bütün bireyler için egzersiz gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi dedim ya, egzersize bir hazırlık aşamamızın olması gerekiyor. Vatandaşlarımız öncelikle burada ısınma egzersizleri yapıyoruz birlikte. Daha sonrasında step hour, bu step tahtaları, bildiğimiz step tahtalarımız burada. Bahsetmiş olduğum orta şiddette fiziksel aktivite için nabzımızı biraz yükseltmemiz lazım.
Bir step aerobik egzersiz kısmımız oluyor. Sonrasında egzersiz kişiye özel dedik ya, uygun durumda olan vatandaşlarımızla beraber matlarda pilates yapabiliyoruz. Pilates toplarımız var. Gerektiğinde onları kullanabiliyoruz. Daha sonrasında koşu bandımız var. Vatandaşlarımız da şu anda yürüyorlar. Bisikletimiz var. Yani her birinin amacı farklı, çalıştırdığı bölge farklı. Amacımız burada bütün vücudumuzu çalıştırmak, genel bir iyilik hali oluşturmak. Bisiklet var, kondisyon. Tabii dediğim gibi yine vatandaşlarımızın düzeyine, durumuna göre bölgesel çalışmalar yapıyoruz. Misal örnek vereyim. Bu grubumla beraber genelde şöyle ilerliyoruz. Pazartesi günleri, bu pazartesi ne yaptık? Sırt, kalça ve karın çalışması yaptık. Çarşamba günü kollarımız için, üst gövdemizle alakalı çalışmalar yaptık. Bugün de bacak çalışması yapacağız. Yani parça parça böldük ama az önce sordunuz ya, hiçbir hastalığı olmayıp yaşlı insanlar da geliyor mu gibilerinde. Benim şimdi bir grubum vardı. Onların ortalama 60 ila 75 yaş aralığındaydı. Şimdi onlarla dolayısıyla her hareketi yapamıyoruz. Biraz daha basit düzeyde ilerliyoruz. Koşu bandı, bisiklet biraz daha vatandaşlara hoş geliyor alet olduğu için. Onların kullanımı oluyor. Daha iyi durumda olanlarla denge, koordinasyon egzersizleri yapabiliyoruz. Dediğim gibi total vücut kuvvetlenmesi bizim için çok önemli. Çalışmalarımız bu şekilde. Dediğim gibi hastalık yoktur, hasta vardır diye bir tabir vardır. Hani bizim için de mümkün mertebe standartın dışına çıkmaya çalışıyoruz. Her danışanın yapabilecekleri ayrı, bizim yaptırabileceklerimiz ayrı. Onlar tamamıyla değerlendirmeler ve yaptığımız egzersizlerle beraber bunun ne şekilde gideceğine yön veriyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizin de emeğinize sağlık. İnşallah sizinle beraber daha bir farkındalık oluşturup toplumun egzersiz düzeyini arttırmamıza sizin de etkiniz olacak. İnşallah. Sağlıklı bir toplum için biz de ne mutlu bizlere eğer bir katkımız olduysa. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, programımız devam edecek. Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeyiz. Diğer birimlerde ne gibi hizmetler veriliyor? Şimdi oraya geçiyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda fizyoterapist Erdin Şener. Evet. Hocamla birlikte. Hocam merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler deyiz. Hocam siz ne yapıyorsunuz burada? Şimdi burada biz ilk danışanlarımızı bu odada kabul ediyoruz. Bu danışanlarımız ya aile hekiminden bize yönlendirme oluyor ya da eşten dosttan duyup ya da diyetisyenimiz yönlendiriyor. Burada kabul ediyoruz. Burada ne gibi işlemler hocam? Burada iltik genel değerlendirmesini yapıyoruz. Nasıl? Sağlık değerlendirmesini yapıyoruz. Eğer ciddi bir sağlık problemi olduğunu düşünürsek, varsa aile hekimine yönlendiriyoruz. Onların görüşleri doğrultusunda bu gelen danışanlarımızın genel fiziksel aktivite programlarını hazırlıyoruz. Eğer danışanlarımız burada fiziksel aktiviteye girecek zamanı varsa yukarıki egzersiz salonumuza yönlendiriyoruz. Orada belli gruplar oluşturuyoruz. Bu gruplar günde bir saatlik egzersiz programını alıyoruz. Ama diyelim vakti yok, gelemeyecek. O zaman o bireyin kendi yaşına ve sağlık problemlerine özgü durumuna göre bir egzersiz programı hazırlayıp, yani fiziksel aktivite programı hazırlayıp gönderiyoruz. Daha sonra randevu veriyoruz. Genel takiplerini yapıyoruz. Hocam o zaman kişiye özgü, kişiye özel. Yani siz şu sporu yapabilirsiniz, şu kadar yapabilirsiniz. Bunları programlıyorsunuz o zaman. Tabii ki özellikle yaşına göre değişebiliyor. Yaşlı bireylerde diyelim kalp rahatsızlığı var, belli eklem problemleri var. Ona göre programlıyoruz. Nasıl programlıyoruz? İleriki yaşlardaysa genelde bir orta şiddetli, Dünya Sağlık Örgütü haftalık 150 dakikalık bir orta şiddetli egzersiz söylüyor ama bu orta şiddetli egzersiz kişinin yaşına, kronik problemi olup olmamasına göre değişir. Örnek olarak genç bir bireyde bir koşu orta şiddetli egzersizken 60-70 yaş üzerindeki bir bireyde hafif yürüyüş bir orta şiddetli egzersiz oluyor. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Burada nabız solunumun belli bir değere ulaşması gerekiyor. Diyelim kalp problemi var, stent takıldı. Tabii buna göre bunu düzenlememiz gerekiyor. Burada aile hekimlerinden de destek alıyoruz. Onların değerlendirmesi görüşleri doğrultusunda programı biz hazırlıyoruz bireylerin. Spor yapayım derken bedeli ağır.
şeylerle karşılaşılabilir o zaman. Yani burada kalp hastası olanlar ya da yaşı daha ileride ilerlemiş olanlar. Yani öyle 30-40 yaşına göre bir spor değil. Değil, tabii ki değil. Çünkü burada önemli olan nabzın belli bir seviyeye ulaşması gerekiyor. Orta şiddette ama yaşı itibariyle belli bir seviyenin üzerinde de çıkmaması gerekiyor. Hocam peki şu 10.000 adım önerisi. Ben çok duyarım bunu. 10.000 adım atıyorum denil. 10.000 adım atmaya da her gün çalışıyorum denir. Doğru mudur hocam bu rakam? Bu rakam yani doğru. Kaba olarak doğru. Bir de yani 10.000 anlamlı bir kelime. Haftalık 150 dakikanın üzerinde tekabül eder bu ama burada 10.000 adımın şeyi şu. Orta şiddetli egzersize tekabül eder mi? Örneğin çok hafif yürüyorsanız, nabzınız genç bir birey için söylüyorum. Nabzınız, solunumunuz yükselmiyorsa bu orta şiddetli egzersiz olmaz. Tempoyu da biraz ona göre ayarlamak gerekiyor. 10.000 adım yani dediğim gibi bu orta şiddetli egzersiz kişinin yaşına ve sağlık problemine göre değişir. Orta şiddetli egzersiz 150 dakikadan başlar. Kişinin durumuna göre haftalık olarak söylüyorum 300 dakikada çıkabilir. 10.000 adım doğrudur ama burada tempo önemlidir. Orta şiddetli egzersiz yapamıyoruz. Orta şiddetli egzersiz de kaba olarak böyle yürürken, egzersiz yaparken rahatça konuşabilirsiniz ama şarkı söyleyemezsiniz. Çünkü nefesiniz ona yetmez. Yüksek şiddetli fiziksel aktivite ise birkaç kelimeden fazla konuşamazsınız. Çünkü ona da nefesiniz yetmez. Orta şiddetli egzersiz yapacağız. Tabii orta şiddetli egzersiz biz genel olarak şöyle yapıyoruz. Bireyi, danışanımızı burada kabul ettikten sonra vakti varsa ilk yukarıdaki egzersiz salonumuzda bir deniyoruz. Onun için orta şiddetli egzersiz neye tekabül ediyor? Burada da nabzını ve solunumunu ölçüyoruz. Cihazlarımız oradaki yürüme bandımız, bisikletlerimiz nabzı ölçüyor. İşte yaşına göre onun bir hesaplaması var. Kabataslak onu hesaplıyoruz. Sizin orta şiddetli egzersiziniz bu. Buna hafta 150 dakika ama bu birey biraz da kilo vermek istiyorsa bunu diyetisyenle birlikte kombine etmek gerekiyor. 300 dakikaya kadar çıkmak gerekiyor. Bunu da haftalık bölüyoruz. Nasıl oluyoruz? Nasıl yapıyoruz? Diyelim 3 günle başlayın. 20 dakika yapın. Hiç fiziksel aktivite yapmayan bir kişi için söylüyorum. Daha sonra 30 dakika. Daha sonra haftanın 5 günü. 1 saat yaptık mı haftanın 5 günü. Haftalık 300 dakika eder. Bu da orta şiddetli egzersiz. Tabii herhangi bir sağlık problemi yoksa. Eğer sağlık problemi varsa daha aşağıda bir şey yapıyoruz. Daha hafif bir egzersiz. Ayrıca bunun dışında çeşitli kurumlarda tanıtımlarımız, etkinliklerimiz oluyor. Nasıl yapıyoruz? İşte huzurevine gittik, okullara gittik, mahallelerde tanıtım standları açıyoruz. Burada gelen vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendirme yapıyoruz. Bunları ücretsiz yapıyorsunuz. Tabii ki ücretsiz yapıyoruz. Ve ayrıca o tanıtımlar sonucunda buraya gelmek isteyen bireyleri, vatandaşlarımızı da kabul edip onlara gerekli hizmeti veriyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ve buradan da diyetisyene geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çekimlerimiz devam ediyor. Beslenme danışmanlığını ziyaret ediyoruz. Diyetisyen sevgili, isim alabilir miyim? Merve Nur Ekim. Evet, Merve Nur Hanım kolay gelsin. Sağ olun. Arap öğün vakti miydi efendim bunlar? Bunlar gelen danışanlarımız için porsiyonların miktarını gösterebilmek adına plastikler, işte bir ekmek dilimi veya iki yemek kaşığı pirinç pilavı ne kadar diye daha iyi görsellerle aktarabilmek için. Peki şimdi hızlı da girmiş olduk konuya ama en çok söylenen şeyler ya bunlarla doyar mıyız olayı? Doyuyorlar mı? Doyurabiliyor muyuz peki bunlarla? Şöyle genel olarak bizde diyet ile alakalı düşünüldüğünde hep çok az yeme gibi düşünülüyor. Kalırım korkusu var. Evet, beslenme danışmanlığı deyince de genelde zayıflama olarak düşünülüyor. Fakat öyle değil. Hastalıklarımıza yönelik sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Burada onu konuşuyoruz. Tam olarak bir beslenme nasıl olmalı? Aslında sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Bunu iletiyoruz hastalarımıza. Bununla birlikte zayıflama hastaları geliyor, kilo alma hastaları geliyor. Birinci basamağa başvurabilecek diyabet, hipertansiyon, bununla birlikte gebelikte diyabet gibi hastalarımız buraya aile hekimlikleri tarafından başvurabiliyorlar. Sonrasında da onlara uygun bir beslenme programı oluşturuyoruz. Kesinlikle kilo vermek sadece yediklerimizi azaltmakla değil, doğru besinlerle mümkün. Bu yüzden de önemli olan bir beslenme ve diyet uzmanından yardım alarak diyet yapmak bu şekilde. Evet. Peki hocam sizleri ziyaret nasıl? Çok var mı yani buraya gelen? Poliklinikimiz yoğun. Tek diyetisyen, şimdi ikinci bir arkadaşımız daha başlayacak. Genel olarak tüm gün poliklinik hizmeti veriyoruz. Aile hekimliklerinden başvuru oluyor. Onun haricinde bireysel olarak gelip başvuranlar oluyor. Hocam en çok gelenler
yani kilo problemi yaşayanlar mı? Obezitesi olanlar başvuruyor. Bununla birlikte özellikle aile hekimliklerinden hani kan tahlilleri sonuçlarına göre diyabeti çıkmış olan kişiler, gebelikte diyabeti çıkmış olan kişiler ve aynı şekilde çocuklarda işte obezite başlangıcı olanları daha çok yönlendirmeleri oluyor. Hocam kantinlerde de yani hazır yiyecekler, biraz beslenme konusunda bilmiyorum bunlarla ilgili görüşünüz nedir? Bizim zamanımızda, biraz daha çocukluğumuzda daha doğal şeylerle beslenirdik. Şimdi hazır gıdalar, ne evet, dersiniz maalesef. Hocam? Bunlardan uzak mı durulması gerekiyor peki hocam? Sizlerin bu konuda tavsiyesi nelerdir? Şöyle söyleyebilirim, paketli gıda tüketimini aza indirmek gerekli ama genel beslenme danışmanlığı vermek için kişinin önce kan tahlili sonuçlarını yaptırmış olması, buraya geldiklerinde de kesinlikle vücut analizinin yapılmış olması ve her kişinin beslenme tarzı, stili farklı. Siz mesela nöbetli çalışıyorsunuzdur, size yazacağımız program ayrıdır ama 8-5 mesaide çalışan bir insana yazacağımız program ayrıdır. O yüzden beslenme kişiye özel, hani burada genel geçer bir şeyler söylemek de çok doğru olmaz. Benim söylediğim şey bir böbrek hastası, ben bu şekilde yapmalıyım diye düşünebilir. Öyle olursa da o hasta için olumsuz sonuçlar doğabilir. Evet, yan tarafta fizyoterapist hocamız da dedi, kişiye özel program ayarlıyoruz dedi. O zaman sizin ayarladığınız program da kişiye özel. Evet, kesinlikle. O zaman şöyle bir yanlış da var. Kişi bazen diyor ki sana ne verildi, sen nasıl kilo verdin? Tamam ben de aynısını yapayım. Test yaptırmadan, tahliller yapılmadan o zaman böyle ezbere bir yol yok. Yok maalesef. Ben genelde zaten danışanlarımla burada bir 10 aydır hizmet veriyorum. En çok fark ettiğim ve beni mutlu eden şey şu, kişiye özel beslenmeyi öğrendiler. Yani bu diyet programının bireysel olduğunu, herkesin beslenmesinin kendisine özgü olduğunu fark ettiler. En çok mutlu eden şey de bu. Hani bu güzel bir şey, en azından bu bilinci edinebilmiş olmak. Peki hocam, Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bir kişi sizinle sizinle irtibat kurmak istediğinde ne yapması yeterli oluyor hocam? Ya bu da ücretsiz galiba. Evet, kurumumuzda verilen bu birimlerdeki hizmetlerin hepsi ücretsiz. Başvururken öncelikle aile hekimi yönlendirebilir. Çünkü kan tahlili istiyoruz. Aile hekimliklerinde de mevcut aç karnına kan tahlilleri yaptırılabiliyor. Aynı şekilde hekim de uygun görürse, senin diyetisyene gitmen gerekiyor, gidebilirsin derse buraya geliyorlar. Peki ben direkt diyetisyene size gelmek istiyorum. Evet, isteyebilirsiniz. Aynı şekilde buranın numarası var. Arayıp randevu alabilirsiniz. Sekreterimiz var. Çünkü dediğim gibi programımız yoğun oluyor. Ona göre en yakın tarihe randevu veriliyor. Gelen kişiyi de ona göre alıyoruz. Ama gelmeden önce yine bir tahlil sonucu olması gerekiyor kişinin. Son 6 ay içerisinde yapılmış. Evet. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bu Benim İşim programı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde birim birim gezerek, anlatarak devam ediyor efendim. Beslenme danışmanı, diyetisyen Merve Nur Ekin'le özel, önemli bir röportaj gerçekleştirmiştik. Şimdi de tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı. Önemli bir yerdeyiz efendim. Psikolog Erdem Temiz'i ziyaret edeceğiz. Bakalım o bize ne gibi bilgiler verecek. Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Evet, psikolog Erdem Temiz, Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapıyorum. Hocam, konuya hızlı gireceğim. Evet. Pandemiyi geride bıraktık. Evet. Psikolojimiz bozuldu mu? Evet, son zamanlarda bu pandeminin de etkisiyle ciddi bir talep var. Ama biz de hani burada elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da yine vatandaşlarımız, aile hekimliklerimizin yönlendirmesiyle ve arkadaşlar paylaşacaktır, ilgili telefonlardan arayıp bize ulaşabilirler. Bu doğrultuda randevu oluşturmaları gerekiyor. O randevu üzerinden, randevu günlerinde, saatlerinde gelerek elimizden geldiğince hizmetimizi vermeye çalışırız vatandaşlarımıza. Peki hocam, gelenlere baktığımızda yaş grubu olarak, cinsiyet olarak nedir hocam? Şöyle, cinsiyet ayrımı olarak değerlendirmiyoruz ama yaş grubu olarak genellikle biz 18 yaş ve üstünü alıyoruz. 18 yaş ve altını çocuk gelişimci arkadaşımıza yönlendiriyoruz. Tabii burada ortak çalıştığımız alanlarda söz konusu olabiliyor ama genellikle 18 yaş üstü yetişkin tüm bireyleri alıyoruz efendim. Peki hocam, bunların ruhsal durumu,
Nedir hocam? Yani burada verilen hizmet ne kadar sürüyor? Yani bir kişi seans olarak 45 dakika falan mı ne oluyor hocam ve bu kaç seans sürebiliyor? Şimdi öncelikle şöyle, aile hekimine giden bir vatandaş eğer çok aşırı bir ruhsal durumla ilgili bir bozukluğu yoksa, yani daha basit tedavilerde birinci basamağın ilgilenebileceği, örnek veriyorum hafif depresyon, sınav kaygısı gibi durumlarda bize yönlendirme olarak gelebilirler. Onun haricinde daha üst düzey şizofreni ve benzeri hastalıklarda ikinci ve üçüncü basamağı hem biz yönlendiriyoruz hem de zaten aile hekimlikleri yönlendirmiş oluyor. Buradaki temel amaç ikinci ve üçüncü basamağın hem yükünü azaltmak, ondan ziyade de koruyucu ruh sağlığı ile ilgili, yani daha doğrusu hekime veya yatışlı tedaviye gerek olmadan mümkünse ayaktan yapabileceğimiz şeyleri yapabilmek. Buradaki temel amaç bu. Hocam sizlerin mesleği gereği mi bu yoksa kişiliğiniz mi böyle? Sizleri dinlerken böyle bir insan huzur buluyor efendim, yani bilmiyorum psikologlar, hocam zaten böyle miydiniz? Yani hayata olumlu bakıyoruz, hepimiz için geçerli bir durum bu. Mesleğimizin de tabii katmış olduğu şeyler vardır, teşekkür ederim. Karşı tarafa da hayata olumlu bakmalarını mı istiyorsunuz hocam? Biraz tüy alalım size. Evet, genel olarak şimdi hayat çok kontrol edebildiğimiz bir durum değil. Birçok durumu yaşayabiliyoruz. Duygular, düşünceler, hisler olaylara göre anlık gelişebiliyor. Bunların gelip geçici olduğunu düşünürsek bazı şeyleri kabullenmek ve devam etmek daha kolay oluyor. Bir de olumlu bakabilmek. Yani şimdi bakın, ülkemiz dışında da hani coğrafyalarda savaşlar var. O insanlar da bir şekilde yaşamlarına devam ettiriyorlar. Bizim de çektiğimiz günlük sıkıntılar var. Ama yaşam bir şekilde devam ediyor. Yani buna odaklanmak daha tabii ki de olumlu oluyor. Evet. Hocamdan daha fazlasını duymak için sizleri Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bekliyoruz efendim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin efendim. Çok sağ olun hocam. Evet sevgili izleyenler, Bu Benim İşim programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi başka bir birime geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, psikolog Erdem Temiz hocamın yanından çok huzurlu bir şekilde ayrıldık. Ve şimdi kimin yanına geliyoruz? Çocuk gelişimci Yasemin Baş. Ben. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Hocam, kurumu gezme fırsatı, tanıma fırsatı bulduk. Gezdikçe, gördükçe de mutlu oluyoruz açıkçası. Birçok hizmet veriliyor burada. Siz hangi hizmeti veriyorsunuz hocam? Ben de 0-18 yaş arası tipik atipik gelişim gösteren çocuklara ve ailelerine danışmanlık hizmeti sunuyoruz burada. Hocam, ne gibi en çok? Tırnak yeme, alt ıslatma, kardeş kıskançlığı, ergenlik dönemi problemleri, daha bunlarla geliyorlar. Eğer tıbbi veya eğitsel bir tanımlama olması gerekiyorsa da gerekli yerlere, uzman doktorlara yönlendiriyoruz zaten. Peki hocam, size buraya gelen de oluyor mu bu şikayetleri? Pek fazla olmuyor. Tabii biz de gelmelerini istiyoruz. Sonuçta insanlara hizmet sunmak için buradayız. Umarım duyar duyar gelirler. Ama böyle sıkıntıların olduğunu duyuyoruz. Evet, duyuyoruz. İnşallah da gelirler. Evet. Sevgili izleyenler, bu hizmet de Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz veriliyor. Bu ve bunun gibi birçok hizmet ücretsiz veriliyor. Tek yapılması gereken bu kurumu ziyaret etmek. Biz de şimdi bir başka birimi ziyaret etmek için buradan hocamıza da teşekkür ederek ayrılıyoruz. Zaten az içiyorum. İstediğim zaman bırakıyorum. Bırakmak istiyorum, o beni bırakmıyor. Bu gibi lafları bırakalım, ne yapalım? Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gelelim ve sigara bırakma polikliniğini ziyaret edelim. Burada hocamızla. Hocam merhabalar, kolay gelsin. Hocam, sizi ziyaret etmemizin sebebi, aslında ben sigara tiryakisi değilim hocam. Ama nadiren de olsa bazen alabiliyoruz. Tamamen kesmek istiyoruz hocam. Size mi başvuracağız? Evet, aynen öyle. Hocam sizi bir tanıyabilir miyiz? Adım Selçuk Orhan, halk sağlığı uzmanıyım. Yaklaşık 3 yıldır sigara polikliniğinde hizmet veriyoruz. Pandemi araya girdi tabii. O dönemden sonra devam ediyoruz şu anda. Tütün kullanımı çok yaygın mı? Tabii yaygın. Orada. Evet, aynen öyle. Devam ediyor. Peki bırakmak isteyenler de var mı hocam? Israrla ya ben içiyorum, zararlı biliyorum ama bırakmak istiyorum deyip de kapınızı çalan. Tabii bırakmak isteyen vatandaşlar da var. Buranın farkında olmayan, burayı bilmeyen vatandaşlar da var tabii. Gelenler de var, gelip bırakanlar da var. Hocam onlara peki o ilk geldiğinde ne yapıyorsunuz, neler söylüyorsunuz, neler veriyorsunuz? İlaç da var galiba tabii, bununla ilgili. Tabii. Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı tıbbi yöntemler var. Onlarla yardımcı oluyoruz. Öncesinde tabii kişisel öykülerini, hastalık öykülerini alıyoruz.
hangi tedavi uygun ya da uygun mu tedavi ya da tedavi dışı yöntemlerle işte psikolog arkadaşımız var mesela. Hocam bunda da mı kişiye göre bir yaklaşım sergiliyorsunuz? Hastalık öyküleri önemli tabii yani. Daha tıbbi tedavileri kullanırken hastalık öyküleri önemli. Kişisel bilgilerini değerlendiriyoruz. Tedaviyle birlikte motivasyonel görüşme de yapıyoruz tabii. Takibi de yapılıyor mu hocam? Takibi genelde 3 aylık bir süreç oluyor bizim beraberliğimiz. 3 aylık süreç içinde birkaç defa görüşüyoruz. 3 ay sonrasında da Alo 171 sigara bırakma danışma hattı var. Oradan telefonla yapıyorlar takibini. Peki hocam ilaçta yazıyor musunuz? Biz buradan kendimiz veriyoruz. Veriliyor yani. Sağlık Bakanlığı bize temin ediyor. Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla. Bu ilaçlar paralı mı hocam? Ücretsiz veriyoruz. Ücretsiz. Evet. Normalde para yani bunlar iyi de para tutuyor aslında tabii, ama tabii. Burada buraya gelirlerse ben yeter ki sigarayı bırakacağım desin. İlaçlar bizden diyorsunuz. Aynen öyle. Bunlar normalde pahalı tedaviler. Yani eczaneden de daha öncelerden kendi ücretleriyle tedarik edenler oluyordu. Biz buradan ücretsiz olarak sağlıyoruz. Dediğiniz gibi yeter ki bırakacağım desinler. Evet. Peki gelenler var mı hocam? Var tabii. Gelenler var ama pandemiden sonra hem kurum değişikliğimiz oldu bizim, yer değişikliğimiz, hem de pandemi araya girmesiyle bir azalma oldu tabii sayılarda. Ama sigara içenlerde her baktığımızda araştırmalarda artmalar olduğu görünüyor. Bize başvuran sayıda evet. Bu anlamda. Yani vatandaş belki bilmiyor, belki ulaşamıyor. Hı-hı. Bu anlamda bir azalma var ama sigara kullanan sayısında artma var. Haliyle buraya gelenlerin sayısının da artmasını istiyoruz biz. Keşke hiç içilmese de buraya da kimse gelmese, böyle bir birim olmasa ama maalesef böyle de bir durum var ülkemizde, Ordu'da. Geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler, Bu Benim İşim programında tütün kullanıcıları özellikle sizlere sesleniyoruz. Bırakmak isteyenler, bırakamıyorum, zorlanıyorum diyenler buraya gelsinler. Ücretsiz bir şekilde yararlansınlar. Civil Irmağı'nın kenarında buraya taşındı Sağlıklı Hayat Merkezi. Önceden Bucak Mahallesi'ndeydi. Sağlıklı Yaşam Merkezi diye geçiyordu değil mi hocam? Öyleydi galiba adı. Evet, son 2 yıldır burada ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor ve biz de o birimleri gezmeye devam ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyenler, sosyal çalışmacı Yasin Gürsoy hocamı ziyaret ediyoruz şimdi de. Hocam merhabalar, nasılsınız? Geldiniz, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyiz bizler de. Hocam sosyal çalışmacı ne tür çalışmalar yapar? Sosyal çalışmacı bir dezavantajlı gruplarımız var. Engelliler olabilir, yaşlılar olabilir, kimsesiz çocuklar olabilir, şiddet gören kadınlar olabilir. Bunlarla ilgili ihmal, istismar veya aile içi şiddet durumları olursa, hani sağlık alması gereken kişiler bu durumları yaşarsa eğer, biz bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Diğer kurumlarla irtibat halinde oluyoruz. Ve sosyal hizmet işlemlerinden ne gerekiyorsa, kanundan ne gerekiyorsa o işlemleri yapıyoruz. Aynı zamanda ruh sağlığı işlemlerimiz de oluyor. Hani ruh sağlığı bir anlamında hani yatış, hani hasta tedavi görmesi gerekiyor. Bizim bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Hocam o zaman sizin birim diğer kurumlarla bayağı diyalog halinde o, evet, o zaman. Doğru. Mesela bir kişi maddi sıkıntı yaşadığında biz kişinin iş bulması için iş bulma kurumu veya valiliklerle işbirliği içerisinde oluyoruz. Maddi yardım, kişiye maddi yardım verilmesi için. Onun için bile geliyorlar değil mi hocam? Yani böyle gelenler oluyor, evet. Ama burada bir maddi yardım verilmiyor sağlık kurumu olduğu için biz sadece o kişilerle koordineyi, irtibatı sağlıyoruz. Diğer kurumlarla irtibatı sağlıyoruz. Şiddet, öfke, bu tarz şeylerde karşılaşıyor mu? Oluyor, muhaliyle oluyor. Aile içi şiddet, ihmal, istismar gibi durumlar oluyor. Burada da yine biz aynı şekilde diğer kurumlarla irtibat halinde oluyoruz. Yapılması rahatlıkla bulabilirler yani bunlara maruz kalan. Mesai saatleri içerisinde burada hani her zaman ücretsiz bir şekilde hizmetimiz devam etmekte. Evet, toplumun dezavantajlı dediğimiz o kesimi aslında o dezavantajı burada sizler vasıtasıyla ortadan da kaldırmış oluyoruz. Yani devletimiz burada. Evet, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyeyim bu şekilde. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet. Sevgili izleyenler, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde şu anda ziyaret ettiğimiz son oda burası. Üreme sağlığıyla ilgili uzman ebe ve hemşirelerimizden de önemli bilgiler alacağız. Bize aktaracağı önemli bilgiler var.
Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizi ben en son o pandemi döneminde Covid'den hatırlıyorum hocam. Çok karşılaşmıştık o zamanlar. O zamandan bu zamana nasılsınız hocam? Nasıl? O zamandan bu zamana çok iyiyiz. Siz de sağlıklı ve aramızda gördüğünüz için daha iyiyiz. Evet, maskeler artık yok hocam. İndirdik. Maskesiz evet. Daha yalın halimizle evet. Çalışmaya devam ediyoruz. Çok şükür. Hocam biz de sizi tanıyoruz tabii ama ekranları başındakiler de tanısın istiyoruz. Öncelikle bir kendinize anlatır mısınız? Uzman hemşire Nigar Bağdatlıoğlu. Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde çalışıyorum. Çalıştığım birimler kadın, çocuk ve üreme sağlığı birimleri çatısı altında. Evlilik danışmanlığı, gebe sınıfı, bebek, yeni doğan gibi birçok konuyu değerlendiriyoruz arkadaşımla birlikte. Derken hocam, evlilik danışmanlığı ile ilgili ne gibi hizmetler veriliyor? Neyi danışıyorlar size? Evlilik danışmanlığı Altınordu ilçesinde 7 yıldır protokol doğrultusunda yaptığımız evlenecek tüm çiftlerin nikah işleminden önce buraya gelmesi. Burada kadın ve erkeğe anlattığımız konular nelerdir? Kadın erkek üreme organlarından cinsellik, cinsel gelişimden adet döngüsü, gebeliğin oluşması, normal doğum, sezeryan doğum ve gebelikte beslenme, gebeliğe hazırlığı anlatıyoruz aslında. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz yer gebe sınıfı. Evlilik danışmanlığında folik asit vitaminin önemini vurguluyoruz ki gebeliğe planlı ve bilinçli bir şekilde hazırlandıklarında nörotip defekti dediğimiz omurilik ve beyin gelişimini engelliyoruz. Bunun dışında alınan tedbirlerde 29 Aralık'tan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye'ye yaydığı SMA testi, basından evet, da çok evet. Sizi çok daha iyi biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. SMA testi ve talasami testi dediğimiz kalıtsal iki hastalık var. Bu iki hastalık da evlenen çiftlerden önce alınıyor erkekler. Herhangi bir genetik problem varsa genetik merkezle işbirliği halinde sağlıklı çiftler, sağlıklı nesilleri de beraberinde getiriyor. Başka neler var? İstenmeyen gebelikler, ebeveyn olmak için de hazır olmak gerekiyor. İstenmeyen gebeliklerden korunma yöntemi, bunun akabinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, yine toplumumuzda çok ciddi sıkıntılardan birisi olan adolesan evlilik, çocuk gelinler, çocuk anneler, bu konuda duyarlılık olması için de her çift bir kişiyi kurtarmış olsa bunu paylaşıyoruz. Yine takdiri bayağı sayısal niceliği de fazla olan akraba evliliği ülkemizde maalesef bayağı iyi düzeyde, yani istenmedik düzeyde kendini gösteriyor. Burada da akraba evliliğine bazı zihinsel, bedensel engelli çocuk sahibi olmamaları için akraba evliliğiyle beraber başvuran çiftlerde genetik merkezleri yönlendirerek bunları bertaraf ediyoruz. Tabii ki bir diğer çok çok önemli olan konulardan birisi de nedir? Türkiye'de kadının şiddete uğraması. Çünkü kadınlara baktığınızda %97'si sevdiği tarafından şiddete uğruyor. Yani bekarsa işte babası, abisi, erkek kardeşi, evliyse nişanlısı ya da boşandığı eşi gibi bundan programlar bile yapılıp para kazanılıyor. İşte biz evlilik öncesi danışmanlıkta bunu da anlatıyoruz. Nereye başvurabileceklerini, nasıl tedbir alabileceklerini hem kadına hem erkeğe birlikte anlatıyoruz. Çünkü evlilik ve bütün her şeyde olduğu gibi sağlıklı bir iletişim. İletişim iyiyse sevgi, saygı, güven de beraberinde gelir. Bu anlamda böyle bir mutlu evlilik yapısını oluşturuyoruz. Yani nikahtan önce son çıkışta diyebiliriz oraya. Siz biraz önce varlardı ama şu anda onlar da gitti. Görmenizi isterdim. Sanırım ileride yaparız. İşte herkes hazırlandı. Gerekli güvenli tedbirleri aldı. Aynı zamanda da gebe eğitimcisiyim. Doğuma hazırlık sınıfı eğitimcisiyim. Burada da gebelerimizle ilgili işte dönemlerine göre eğitimler veriyoruz. Hilal Hanım'la beraber çalışıyoruz. Şimdi evet, ben hocam, sözü Hilal Hanım'a bırakayım. Çok vaktimiz yok ama burası için gerçekten bir program ayırsak yeridir. Anlatacağınız, vereceğiniz çok bilgiler var diye yani biliyorum. Her iki birim de 2014'ten beri aktif olarak devam ediyor. Yani hem eğiticisi hem de kurucusu olmaktan onurluyum. Yani sizin sesinizle insanlar buraya gelecektir diyorum. Hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Biz de sizin gibi insanların burada olmasından dolayı çok gururluyuz hocam. Çok sağ olun hocam, hizmetlerinizden dolayı. Evet hocam, kolay gelsin, sizleri tanıyalım. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlçe Sağlık Müdürlüğü Gebe Sınıfı'nda eğitici ebe Hilal Günay. Hocam kameraman arkadaşım şunu görünce gerçek sandım dedi bir an. Evet.
Yanınızdan da ayırmıyorsunuz hocam. Tutma teknikleri. Aynen. Falan. Hem görsel olarak da tutma tekniği içinde bir fikir olabilir. O yüzden böyle tuttum. Hocam siz ne gibi hizmetler sunuyorsunuz burada, veriyorsunuz, bilgiler? Tabii bu burada komple her alanda çalışabiliyoruz ama görevli olduğum şu anki alan gebe eğitim sınıfı. Burada gebelerimiz, gebeler bilinmeyenden korkulduğu için gebelerimiz için de normal doğum bir korku olayı. Bir de büyüklerimiz sağ olsunlar olumsuz şeylere aktarmadı. Aslında toplum olaraktan olumsuz konulara aktarmakta biraz başarılıyız sanırım. Biz burada öncelikle bilinmezi bilinene çeviriyoruz. Sorunları nasıl halledebileceklerini, korkuları nasıl yenebileceklerini anlatıyoruz. Zihin kontrolüyle, meditasyonla, müzikle, algılamayla, olumlamalarla, canlandırmalarla zihnimizde normal doğumun kısa, kolay ve keyifli olabileceğini anlatıyoruz. Normal doğumu öneriyorsunuz yani hocam. Kesinlikle. Dünyada hiçbir zevk verici konunun normal doğum sonrasında bir kokteylle tüm keyifli hormonların bir anda verildiği bir başka deneyim yok. Bunu anlatıyoruz. Doğuma kadar bakım, beslenme, egzersiz, doğum anı, doğum sonrası lohusalık, bebek bakımı ve emzirme. Hepsini anlatıyoruz konforlu bir ortamda, samimi bir ortamda ve materyallerimizin destekleriyle birlikte. Hocam şöyle bir kameraman arkadaşımdan da rica ediyorum ortamı göstermesini. Tabii ki materyallerimizi birebir canlandırabiliyoruz. Evet, gayet de güzel, temiz, ferah bir oda. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sizlere kolaylıklar kendiniz diliyorum. Kendiniz için biz teşekkür ediyoruz. Gebelerimizi bekliyoruz. Görüşmek üzere hocam. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bu Benim İşim programının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'da hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ne gibi hizmetler veriliyor? Onları ekranlara getiriyorduk. Uzman doktorlarımızla, hekimlerimizle, bilir kişilerimizle birlikte ebelerimiz vardı, hemşirelerimiz vardı. Şimdi de hocamdan artık son o konuşmayı isteyeceğim. Hocam sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Erkan Demirel, Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimiyim. Sağlıklı Hayat Merkezleri bakanlığımız bünyesinde, toplum sağlığı bünyesinde kurulan sağlığa yönelik riskleri, bireyleri ve toplumu korumak, sağlıklı hayatı teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş yapılardır. Biz de Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi olarak vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 9 farklı birimde hizmet etmekteyiz. Vatandaşlarımız randevulu veya randevusuz olarak buraya gelebilirler, hizmet alabilirler. Ayrıca mobil sağlık birimimiz Altınordu ilçesinde merkeze uzak mahallelere de giderek oralarda koruyucu sağlık hizmetleri, aşılama çalışmaları ve kronik hastalıklarla ilgili bilgilendirme çalışmaları da yapmaktadır. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere. Dediniz ya 9 farklı birim. Ve ücretsiz. Evet. Halkımızı da artık davet ediyoruz buraya. Davet ediyoruz, bekliyoruz kendilerini. Bu hizmetten yararlansınlar istiyoruz ben evet. De açıkçası. Bizim de katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Biz teşekkür hocam. Ederiz sizlere tanıtım yaptığınız için, vatandaşlarımıza ulaştırdığınız için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Bu Benim İşim programının bu haftalıkta sonuna geliyoruz. Dediğimiz gibi Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunuyor Sağlıklı Hayat Merkezi. Civil Irmağı'nın, bilmeyenler için söyleyelim, Altınordu'nun merkezinden, ortasından akan Civil Irmağı'nın hemen kenarında bulunuyor. Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, aynı zamanda KETEM, Verem Savaş Dispanseri burada bulunuyor. Buradan yapmış olduğumuz programında sonuna geliyoruz. Bir sonraki haftada yeni bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.